Ablacığım. Canım. Canım. Beni üzmeyeceğini biliyordum. Sana çok teşekkür ederim. Ben de artık senin beni üzmeyeceğini biliyorum. Abla ben seni hiçbir zaman üzmek istemedim ki. Ama... Ama sen kopya çekmeye başlayınca, benim sözümü çiğneyip görüşme dediğim insanlarla görüşünce, yetmezmiş gibi yalan söyleyip kar tepelere kaçınca, sarhoş olup serseriler tarafından kaçırılınca ben kendi kendime üzülesim tuttuğu için üzüldüm. Öyle mi Gözde? Bunlar neden oluyor? Hiç düşündün mü ya? Yani. Yani ya. Ha? Bir, benimle yağlı yolu konuşma. İki, ben her şeyi düşünüyorum Gözdeciğim. Merak etme sen, her şeyi düşünüyorum. Bir gün gelecek, bu söylediklerimi düşüneceksin ve diyeceksin ki, aa abla, sen haklıymışsın. Gitmekten vazgeçin ama dayatmalarından vazgeçmiyorsun yani, öyle mi? Biz buna dayatma demeyelim de kural diyelim Gözdeciğim. Kurallar niçin var? Çiğnenmek için değil tabii ki. Hayatımızı düzene sokalım. Doğru yoldan şaşmayalım diye. Değil mi? O zaman neden hep senin kuralların geçerli oluyor? Çünkü ben ablayım. Ve aynı zamanda senin öğretmeninim. Bizim özel bir durumumuz var seninle Gözde. Sen diğerlerinden farklısın. Anlatabiliyor muyum? Sen yanlış yola meylettiğinde evet ablan olarak seni ikaz etmek zorundayım. Ama öğretmenin olarak da bunu yapmak zorundayım. Anladın mı? Benim işim daha zor. Yani kalıyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Yine kavga gürültü, yine baskı. Yok öyle eski hamam eski tas devam etmez hiçbir şey ama bundan sonra evet yeni bir hayatımız olacak. Öyle düşün, tamam mı? Hadi. Peki Burak? Yeni hayatımızda Burak'a yer yok Gözde. Eğer bir kez daha sözümü çiğneyip görüşmeye devam edersen tasım, tarağımı toplar, İzmir'e giderim. Ve beni kimse durduramaz. Anladın mı? Sen... Şimdi benim bu söylediklerimi ince bir düşün. Lütfen. Bundan sonra hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tamam? Gözde, İzmir'e gitmeyeceksiniz. Çok güzel bir şey değil mi bu? Sen sevinmedin mi? Sevinemedim ki. Eskiden bu kadar uzak kaldığımda gıcık olurdum. Şimdi buna bile şükür diyor. Çok sevindin değil mi gitmiyor diye? Bence sen de sevin kanka. Sonra beni toparlamak sana düşecekti. Toparlarım canım ne olacak? Hem senin omzun da benim ağlama doluyum değil mi? Harbiden ha. Birbirimizin yara bandı gibi olduk. Koray sen ne güzel seviyorsun ya. Sevmekten vazgeçmiyorsun hiç. Yani kızın yokluğuna bile sadıksın. Sen de güzel seviyorsun. Delikanlı gibi. Ben artık sevmiyorum, bıraktım. Bir anda bırakmasaydın, azaltarak bıraksaydın. Ay çok komik Koray. Ciddi bir şey söylüyorum ben burada. Ben artık kendi hayatıma bakacağım. Yani hayatımda daha önemli şeyler var. Vay. İyiymiş. Ne gibi mesela? Kardeşim gibi mesela. Adını bile bilmek istemediğin kardeşin ha? Bilmek istiyorum artık. Her şeyini bilmek istiyorum. Öğreneceğim de. Yani çıkacaksın karşısına. Aynen öyle. Ya Koray o benim kanım canım. Yani o çocuğun ne günahı var ki? Doğru. Delikanlısın diye boşuna demiyorum. Ne zaman gidiyorsun? Şimdi konuştuğum kadınla bir kafede buluşacağız. Ya ders? Ya ders beden eğitimi zaten Ekicim. O zaman ben de gidiyorum. Tamam. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Nasıl yani? Ne demek o? Ya bilmiyorum ki. Bundan sonra her şey daha kötü olacak anlamında dedi herhalde. Ya belki senin değişmen için söylemiştir. Onur bende değişecek ne var ki? Ben de sizin gibi olmak istiyorum sadece. Hayatımı yaşamak istiyorum yani. Kehyat Hoca da videoyu gördü. Hangi videoyu? Ne videosu ya? Ha, daha sen de öğrenmedin. Yok abi tabii. Ne videosu? Abi ne videosu? Gösterseniz hadi. Zaten öğrenecektiniz. Bari bir söyleyelim. Al abi. Bizde. Bravo Gözde sana. Bravo.
Ama ben bunu hatırlamıyorum ki. Ne kadar şanslısın ya. Ben de unutmak istiyorum. Burak, ne diye bağırıyorsun ya? Ya bağırmayayım da ne yapayım ya? Hayat Hoca var ya, sana az bile yapıyor, biliyor musun? Öyle mi? Ablam daha çok sıksın bizi o zaman, biz de hiç görüşemeyelim. E görüşmeyelim. Zaten ben seni bir yere götürdüğünde böyle masaların üstüne çıkıp dans edeceksen... ...görüşmemizin de bir anlamı yok. Oğlum yavaş. Abi görmüyor musun ya, şu hale bak ya. Onur al şunu. Gözde. Abi ne yaptın ya? Keşke bu kadar üstüne gitmeseydin, zaten moraliyorsun. Hadi hadi git peşinden. Yürü. Biz ne yapacağız? Ne yapalım? Bilmiyorum, ders ne? Beden. Gözde. Bir Gözde bir, ya bir dur ya, tamam, sakin ol, bir gel şuraya, bir gel, tamam, sakin ol. Özür dilerim. Dileme. Özür müzür dileme benden. Ya bak, o videoyu görünce kan beynime sıçradı, tamam mı? Ama bulacağım o gerizekalıyı. Kim yaptıysa ağzını burnunu kıracağım. Merak etme sen. Ama sen de biraz anla beni ya. Ya niye hep ben seni anlamak zorunda kalıyorum? Ya bak Gözde, şu an bir sürü mal oturmuş bilgisayarın başında senin dansını izliyor ya. Ben de bunu düşünce kafayı yiyecek gibi oluyorum ya, deliriyorum. Ya Burak yeter artık, lütfen sesini yükseltme bana ya. Ya lütfen. Tamam bak. Sakin ol. Biraz yürüyelim, sakinleşiriz. Bırak artık şunu. Ya bırak ya. Şu yorumlara bak. Eliflerin ağzını suyu akıyor resmen. Bakmaya niyetim yok benim. Sen de bütün yorumlara teker teker cevap mı vereceksin? Evet. Teker teker hepsine cevap yazacağım. Hepsine. Tamam, bakayım ben ne yazmışlar acaba. E sen niye karışıyorsun ki? Bu nasıl dans abi? Kız kopmuş, helal olsun. Burak ne var bunda? Ya nasıl ne var ya? Nasıl ne var? Daha ne olacak? 10 numara 5 yıldız Hatun. Bir dakika, bir dakika. Senin hoşuna falan mı gidiyor bu durum? Okuyorum sadece. Yabancı bir şarkıcıya benziyor. Bu kız kime benziyor abi? Bak ne yazmış altına. Ben seni benzeteceğim şimdi, sana ne bu basket. Bu da senin yorumun. Ne yazacaktım Gözde? Sevgilim sizin çok hoşunuza gitmiş. Doya doya izleyin, öyle mi yazacaktım altına? Ya saçmalama Burak. Alt tarafı beğenmişler. Ne var bunda ya bu kadar büyütecek? O insanların hiçbirini ben görmedim, görmeyeceğim de. Yani bu kadar kıskançlık fazla değil mi sence? Tamam. Ben hiçbir şey demiyorum sana. Sen çok haklısın Gözde, çok haklısın. Çok haklısın. Aşkım tamam, bırak artık şu videoyu. Bizim daha önemli sorunlarımız var. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız ya? Daha ne konuşacağız? Ayrılmamız lazım. Gözde ne diyorsun sen ya? Ne ayrılmasından bahsediyorsun? Ya bıktım artık. Yeter, herkes benim üstüme geliyor ya. Ya bir dur, sakin ol. Ya neyini durayım Gözde, neyini durayım ya? Bak ben bıktım artık, tamam mı? Gideceğim Hayat Hoca'ya her şeyi anlatacağım. Ya bir dur, bir sakin ol. Bir planım var, dinle beni. Ne planı? Ablamı daha önce bir kere daha böyle görmüştüm. Nişanlısı nikaha gelmediğinde yine aynı şeyi söylemişti. Ne söyledi? Bir daha hiçbir şey aynı olmayacak demişti. Sonra da dediğini yaptı. Tayinini istedi, Kayseri'ye taşındık. Tamer yüzünden tamamen hayatımızı değiştirdim. İzmir'e gitmekten vazgeçti ama. Ya şimdilik öyle görünüyor. Ama eğer sözünden çıkarsan bu sefer İzmir'e değil, yurt dışına falan gönderir herhalde. Ya yok artık ya. O onu da yapmaz herhalde artık. Burak sen ablamı tanımıyorsun. Ablam çok sabit fikirli biri. Ve şu an bizim ilişkimize taktı. Biz ayrılana kadar da bize rahat vermeyecek. Bu mu yani? Şimdi sebep bu mu? Bunun için mi ayrılacağız? Öyle bir şey istemediğimi biliyorsun Burak. E ben de istemiyorum. O zaman yapacak tek bir şey var. Ayrılmış gibi yapacağız. Nasıl yani? Ayrılmış gibi yapacağız ama ayrılmayacağız. Bayağı Hayat Hoca'yı kandıracağız yani. Aynen öyle. Yani bize başka bir çare bırakmadı. O ve herkes bizi ayrı bilecek. Ama gizli gizli buluşmaya devam edeceğiz. Aynen. Yani senin başka bir fikrin var mı? Yani seni kaybetmek de nedir? Aşkım. Ben sensiz yaşayamam. Ben de sensiz yaşayamam. Ama biliyorsun bak, bu durumda biz ilk sevgililer günümüzü ayrı geçireceğiz. Yapacak bir şey yok. Eğer birlikte geçirirsek çok dikkat çekeriz. Bizim daha çok sevgililer günümüz olacak hem. Haklısın.
Tamam ama biz ayrı olsak bile sen hep benim kalbimde olacaksın. Tamam mı? Üzülmene gerek yok Zeynep. Böyle olması gerekiyormuş işte. Ne oluyor? Gözde? Niye ağlıyor? Burak'la ayrılmışlar hocam. Ah bebeğim. Buna mı ağlıyorsun sen? Buna mı üzülüyorsun? İstediğin oldu abla, sevinebilirsin. Benim böyle üzüldüğüme bakma sen. Sen böyle üzülürken ben sevinebilir miyim Gözde? Mümkün mü sence böyle bir şey? O zaman başta benden ayrılmamı istemeyecektin. Bak tamam, haklısın. Üzülmekte sonuna kadar şu an. Ben bunu anlayabiliyorum. Ama sen de beni anla. Bir gün gerçekten sevineceksin, tamam mı? İnsan sevdiğinden ayrıldı diye sevinir mi abla? Sevinir. Sen Tamer'den ayrıldığında sevinmiş miydin? Sevindim, evet. Bak inanmıyorsun şu anda, biliyorum. Ama onun beni hak etmediğini anladığım gün, ona harcadığım zamanın, emeğin boşa gittiğini anladığım gün ben gerçekten sevindim, biliyor musun Gözde? Ve inan bana, sen de bu dediğimi bir gün anlayacaksın. Boş versene ya. Sen Burak'tan ayrıl dedin diye ayrıldım. Sırf sen istedin diye. Ama umarım bundan sonra birazcık olsun beni rahat bırakırsın abla. Konuşmak ister misin? Yok Zeynep, konuşmak istemiyorum. Biraz uyuyacağım ben. Tamam canım. Ablam inandı. Bizi ayrı sanıyor artık. Beni nereden buldu ya? Ne yaptın Gözde'yle? Ya biz ayrıldık Gözde'yle. Ya bırak ya. Oğlum ciddiyim lan, gerçekten ayrıldım. Sen ciddi misin? Evet. Abi olmuyordu. Ya zaten Hayat Hoca da izin vermiyordu biliyorsun. Ya oğlum bir çıkar yolu bir şey bulunurdu yani. Ne şimdi birdenbire böyle? Ya yok abi yok. Yani çıkar yolu falan yok. Ablası çok karşı bu duruma. O yüzden en doğrusu buydu. Ne diyeyim abi? Hayırlısı o zaman. Ya bundan sonra antrenman ders, antrenman ders. Başka hiçbir şey kafa yormayacağım. Abi tamam yorma da sen iki gün önce bu kıza ölüyorum, bitiyorum, aşığım demedin mi? Yani yanlış anlama Burak ama hiç ayrılmış gibi bir halin yok abi senin. Ya oğlum sana yalan borcum mu var? Ayrıldık işte ya. E zaten dünyanın sonu değil ki. Hayat devam ediyor. Neyse kaçtım ben. Ya Burak. Ya biliyorum şu an ters bir zaman. Tam böyle söylenecek bir vakit değil ama senden ufak bir şey isteyeceğim. Söyle abi ya, ne istersen. Ya biliyorum senden başka kimseden isteyemem zaten. Malum bu sevgililer günü falan yaklaşıyor ya. Ben de Zeynep'e ufak bir hediye beğendim. Ama haftalığımı daha vermediler. Bana birazcık destek çıkar mısın diye düşündüm. Tamam söz, haftalığımı geri alınca vereceğim abi. Ya abi kulüpte bana para vermedi ki. Keşke olsa da versem sana ama yok yani. Tamamdır abi, eyvallah. Ya oğlum olsa dükkan senin bak, biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Canın sağ olsun. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Of Gözde ya, tam sevgililer günü öncesi. Hayırlısı olsun diyelim ya. Ama ben inanılmaz üzgün emoji oldum. Hiç üzülme Emel, yani bizim için en doğrusu oldu. Sizden tek istediğim bunu fazla dillendirmemeniz, o kadar.
Tamam canım, sen merak etme. Abi ne demek böyle daha iyi oldu ya? Hani siz kısa zamanda böyle Leyla ile Mecnun gibi, Aslı ile Kerem gibi, bilemedin Tom ile Jerry gibi olmamış mıydınız? Ne oldu şimdi? Kardeşim, bahse girerim, bunlar bizi kandırıyor. Kesin ya. Ya oğlum niye kandıralım ya? Gerçek işte yani. Ayrıldık biz. Ya oğlum sen bu kız için Hayat Hoca'yı karşına almadın mı? Abi sorun da o zaten. Yani Hayat Hoca izin vermiyor. Her türlü karşısında duracak durumun. O yüzden en doğrusu buydu. Yani sadece ablam istemiyor diye de değil. Aptal bir video yüzünden kıyameti kopardı. Ben kantine gidiyorum. Bir şey istiyor musunuz? Yok eyvallah. Kanka bana bir çay alırsın. Alırım. Kızlar kantine gidiyorum. Bir şey istiyor musunuz? Gel gidelim. Ben de geleceğim. Hadi gidelim. İstemediğiniz eve mi sana? Yok yok, eminiz. Kızım gene ne oldu ya? Ya böyle olması gerekti. Hani herkesi karşınıza alırdınız? Ne oldu? Ya abi zaten dersleri, antrenmanları falan çok boşlamıştım ya. Ya o gün de öyle dedin de işte. Ne bileyim. Bu arada saatin güzelmiş. Ya sağ ol ya, yeni aldım. Yakışmış mı? Bayağı iyi olmuş. Hayırlı olsun. Ya oğlum çakma ya, biliyorsun. Yani orijinal falan değil. Zaten 5 kuruş para yok biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Sıkıntı yok. Zaten sıktı ya. Kahve versene. Sade olsun. İsmarlayayım mı sana da? Yok istemez. Sana büyük bir haberim var. Öyle bir kahve kesmez beni. Hatta duyduğunda bırak kahve almayı, kahve dükkanı açmayı düşüneceksin. Bir müjde veriyorum sana. Ne müjdesi ya? Yaklaş gel 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 gel. Malum kişi Burak'tan ayrılmış. Kim? Özde mi? Gözde ya. Gerçekten mi? Nereden duydun? Kaynağım sağlam. Kesin bilgi. Canlı bilgi için sağ olasın. Teşekkür ederim efendim. Zahmet ettiniz. Elinizi cebinize koydunuz. Eğildiniz, cebime koydunuz. Çok teşekkür ederim. Bundan böyle size Koray Bey diyebilir miyim acaba? Diyebilirim. Millet, bir duyurum var herkese. Malum, önümüz sevgililer günü. Sevgilisi olanların yanında, olmayanların da elenebileceği böyle değişik, karma bir parti yapıyorum. Herkes davetli. Gözde. Sevgilini de alıp gelirsin herhalde, değil mi? Siz de geliyorsunuz ha. Herkes gelecek. Gider miyiz? Evet, Asya da gelecek. Harbiden mi? Abidin Asya'yı ayarlayacağız ya. Onur. Bak sizsiz olmaz abi. Siz de geliyorsunuz değil mi? Ne olsun bakarız. Burak, geliyorsunuz değil mi abi? Tabii tabii ya, gelirim ben. Süper. Koray, ben de geliyorum. Eyvallah. Koray, biz komple geliyoruz kardeşim. Evet. Süper. Gözde. Sen bir şey söylemedin. Tamam, ben de geliyorum. Hayat Hoca ne olacak? Ben onu halledeceğim. Harika. Süper, tamamdır. Merhaba tamam. Arkadaşlar. Merhaba hocam. Buyurun yerlerinize. Ne oldu, bir suratlar düştü, kaldığıma sevinmiştiniz oysa ki ben öyle düşünüyordum. Bakalım bu sevinç derste de devam edecek mi? Hı? 15 gün önce size bir okuma ödevi vermiştim, hatırlayan.
arkadaşlar, sizden bu elimde gördüğünüz Tolstoy'un ölümsüz eseri Savaş ve Barış'ı okumanızı istiyorum. Hey maşallah ya, kitap değil tuğla mübarek, net. Hocam, biz o kitabı okurken ölürüz. Hocam, bence biz özetini okuyalım. Oğlum, o kitabın özeti bile kim bilir kaç cilttir. Kitaba bak. Çocuklar, itiraz istemiyorum. Bu roman okunacak. Hocam, ben savaş karşıtıyım. Barış kısmını okusam. Çok şakacısın. Ama ben de dersimiz sulandırılmasına çok karşıyım. İyi bilirsiniz. Evet, iki cilt, bir, iki haftanız var. İki hafta mı? Bu kadar kalın kitabı nasıl okuyacağız? Kızım, ben şok emojisi oldum. Baksana. Arkadaşlar, bu kitabı en son okuyan çocuğun gözleri kör oldu ya. Arkadaşlar, panik yapmayın. Ben de bu kitabın filmi var. WhatsApp grubuna hemen link at. Allah'ını seven üzerime link atsın, çabuk. Oğlum, bu kitabın filmi de uzundur. İzle izle bitmez ki. Ya ne olacak? Biz bir bölümü 40 gün 40 gece süren Türk dizileri izledik ya. Bu bize vız gelir, tırız gider. Kopi, paste. Okundu mu Savaş ve Barış? Hocam, mesela ben kitap okumadan duramıyorum ya. Diyorsun. Evet hocam. Peki. Anlayacağız bakalım birazdan kim okumuş gerçekten, kim okumamış. Hayat hocam! Bir tanem hanım, hayırdır? Çok acil görüşmemiz lazım. Dersteyim ben ama çok felaket, çok kötü. Ne oldu? Bir şerifi. Tamam, siz ses istemiyorum, hemen geliyorum. Ne oldu bir tanem hanım? Şerif Bey, beni aldatıyor. Kesin bilgi. Ne gördünüz, ne duydunuz? Odasına girdim, telefonla konuşuyordu. Beni görünce hemen kapattı, işlerim var falan dedi. İşi vardır belki. Yok diyorum ya, hareketleri çok şüpheliydi. Anlamıyorsunuz, beni aldatıyor. Bir tanem hanım, elimizde delil yok, bir şey yok. Yapmayın rica edeceğim. Bakın Hayat Hanım. Ben bir kadınım. Benim hislerim kuvvetlidir. Aldatıyor diyorum. Ben de kadınım. Ama siz onu benim kadar iyi tanımıyorsunuz. Ben gözüne bakınca anlarım. Ben yine de acele hüküm vermeyin derim. Siz gelmezseniz gelmeyin. Ben gidiyorum. Bunun hesabını soracağım. Düğün falan da olmayacak. Tamam. Lütfen. Bir tane hanım, tamam. Ne yapabileceğimize, ne edeceğimize bir bakalım, tamam mı? Ama lütfen dersten sonra. Siz öğretmenler odasına gidin. Ben de dersten sonra geleyim, konuşalım. Ne oluyor? Ya dersteyiz hala. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Evet, nerede kalmıştık? Sen çok okuyordun bu ara, değil mi Nedim? Hocam, hep okuyorum. Söyle bakalım. Anna Pavlovna Prens Vasili'yi karşıladığında takvimler hangi tarihi gösteriyordu? Tarihi. Evet, ben cevap bekliyorum hala. Hocam, böyle kadınlar bol bol etekler giyiyordu hocam. Erkekler de böyle süslü püslü üniformalar giyiyordu. Yani bu ne demek oluyor? Hocam, böyle tarihi bir dönemdi o zaman. Dönem filmiydi diyorsun yani. Dönem kitabıydı hocam. Peki. Prens Volkonski kime aşık olmuştu? Audrey Hepburn'e. Ona bütün dünya aşık ama cevap yanlış. İtiraf edin. Filmi izlediniz, kitabı okumadınız değil mi? Ben hem filmi izledim hem kitabı okudum hocam. Çocuklar, filmle roman aynı şey olur mu hiç? Olmaz tabii hocam. Yani şimdi kitap dediğiniz 3-4 hafta sürüyor. Ama hocam, yani film dediğiniz 2 saatte paket. Doğru. Ama arada dağlar kadar fark var. Filmde yönetmenin romandan ne anladığını izleyebilirsiniz ancak. Fakat romanda yazar sizin hayal gücünüzün gelişmesi için size inanılmaz bir ufuk açar. Yani romanlar hayal gücümüzü geliştirir. Ne demiş ünlü yazar Borges? Ne demiş hocam?
ne kadar çok kişi kitabımı okursa o kadar çok kitap yazmışım demektir. Yani her kişinin okuduğu kitaptan anladığı bambaşkadır. O yüzden diyorum size sürekli okuyun diye. Özellikle eski yazarların romanlarını okuyun. Çünkü onları okumak eski tarihlerin en akıllı adamlarıyla sohbet etmek gibidir. Tamam, film izleyin. Ama lütfen, dilimde tüy bitti artık. Kitap okuyun çocuklar, okuyun lütfen. Buyurun. Hocam. O zaman ben bütün arkadaşlarım adına sizden özür diliyorum öncelikle. Bir de hocam, bundan sonra kitap okuyacağımıza dair söz veriyorum. Aldım, kabul ettim sözünüzü. Unutmayın, derse geçiyorum. Gel! Geç kaldığım için özür dilerim hocam. Bir duyurum var da. Rica ederim, buyur. Arkadaşlar, müdür beyin talimatıyla yarın okullar tatil edildi.